egedesonses.com. Seçime 2 gün kaldı. Tabii ki genel Demokratik Sol Parti'yi biliyoruz. Herhalde sizin programınıza da üst üste yoğun ilgi olup, talep olup katılımını isteyen ikinci bizden başka yoktur herhalde. Halkın talebi sağ olsun. Üst üste 2 gün bir partiyi ağırlıyorsunuz. Demokratik Sol Parti ciddi anlamda bir rüzgar estiriyor ama bunu önlemeye çalışan, engellemeye çalışan diğer partili arkadaşlarıma da aynen şunu söylüyorum. 24 saat siyasette çok kısa bir süredir. Çok uzun bir süreçtir ya da. Sandıklar açıldığında Demokratik Sol Parti bir çığ gibi büyüyecektir. Büyümeseniz bir kere kaderini Demokratik Sol Parti değiştirecektir. Bugün en güzel sevindirici haberlerden bir tanesi işçilerin maaşlarının yatmış olması. Bu çok iyi bir gelişme. Çünkü biz 40 günlük süre içerisinde işçi arkadaşlarımızla yaptığımız kahvaltılarda, bireysel konuşmalarımızda onların çektiği ızdırapları, onların konuşma yaşamlarının zorluklarını konuştuk hep. Onlar için savaşa, bu savaşa girmemizin de sebebi onlardı. Daha iyi işçi haklarını savunabilecek bir Demokratik Sol Parti'ydi. Şu anda onların maaşlarını ellerine almış olması kadar iyi ve güzel bir şey yoktur. Aynen onlara şuradan bunu sesleniyorum. Kesin cellatın başını, Dikili'de doğru bir kararla sandığa gidin. Öz iradenizle oylarınızı kullanın. Sizi cellat bu zamana kadar baskıyla, zulümle, korkuyla meydanlara çıkardı. Ve konvoylara çıkardı. Artık bu korkuyu yedim. Bu korku bitti. Korku dağları denmişti ama korku dağları bitirdi. Şimdi artık o cellata siz korkuyu ver. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Demokratik Sol Parti inanıyorum ki sandıktan iyi bir şekilde çıkacaktır. Temiz bir ekibimiz var. Dürüst bir ekibimiz var. İyi bir çalışma arkadaşlarımız var. Birlikte belediyeyi yönetebileceğimize inandığımız başkanımız var ilk başta da. Diğer arkadaşlarımıza baktığımızda tabii onlar da saygılıdır, onlar da iyi insanlardır. Sözümüz yok ama bize sadece halkla beraber yönetilme var. Siyasetin amacı da budur. Halk yanınıza alamıyorsanız zaten siyasetçi değilsinizdir, siyasetçi de olamazsınız. Teşekkür ederim. Şimdi Murat Bey, son 2 gün kaldı seçime, haklısınız. Biz de seçim sürecine bir gün kala Demokratik Sol Parti olarak bu yola çıktığımızı söylemiştik. Ve o gün bugün çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ve iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu toplumdan gelen bize olumlu bildirimler de bize intikal ediyor. İyi bir yolda olduğumuz da söyleniyor. Şimdi neden DSP olarak yola çıktık? Daha önce de söylemiştim, yine söyleyeyim. Dikili'de büyük bir eksiklik vardı. Yani siyasi eksiklik vardı. Bir tarafta MHP ve AKP ittifakı, öbür taraftan CHP İYİ Parti ittifakı vardı. Fakat bu CHP ve MHP ittifakı, özür dilerim, İYİ Parti ve CHP ittifakı İYİ Parti'ye gerekli yer vermemesi neticesinde, yani yapılan o anlaşma verilmemesi neticesinde o mutabakat bozuldu. Bozulunca CHP yarım yamalak olsun, işte o ittifakın birkaç kişiyi böyle yanına alarak sanki varmış gibi, aslında yok yani. İYİ Parti şu anda CHP'nin yanında yok. Normalde, çünkü resmen de yok. Çünkü resmen istifa ettikleri için bitti. Yok yani, CHP yoluna yalnız başına devam ediyor. MHP ve AKP ittifakı da birlikte hareket ediyor. Fakat bunların bu hareketi cidden Dikili'de böyle akıl almaz bir şekilde böyle bir siyaset yapılmasına neden oldu. Çünkü ne diyeyim yani, iki böyle
nasıl şey desem, çok fazla böyle dikilde siyaseti kontrol altına alabilecek kişiler olarak kendilerini görüyorlar. CHP şöyle görüyor. Dikili Belediyesi bana ait, bize ait ve Dikili'nin sahibi bizleriz. Ben bu partideki kişileri de istediğim gibi kullanırım. Belediyedeki kişileri de istediğim gibi kullanırım ve gerçekten belediye işlerini de üstlerim. Sizi 2,5. Parti olarak tanımladı. 2,5. Bu ben onların ne diyeyim arkadaşlar. Ya bir şey demek istemiyorum. Ben bunu toplumun takdire bırakırım. 2,5 muyuz, 3 müyüz, onu veyahut da neyiz, onu bu toplum onlara bir ders verdiği zaman onlar bunu görecektir. Yani kimsenin kimseyi küçümek gibi bir hakkı yok. Dedim mi bunlar arkasına almışlar bir parti gücünü, ondan sonra da belediye gücünü almışlar. İşçilere tehdit üzerinden, insanlara tehdit üzerinden etrafında bir takım insanları toplayarak burada seçimi kazanmaya çalışıyorlar. 2 gün önce CHP Pınarköy'den bir takım insanlar getirmiş buraya Murat Bey. Yani bu işleri taşımayla yapıyorlar, size söyleyeyim. Taşıma suyla değirmen dönmez. O değirmen 1 Nisan'da o su kesilir ve dımdızlak ortada kalır, ben size söyleyeyim. Yani taşıma suyla değirmen dönmez. Getirmişler, bırakmışlar işleri buraya. Unutmuşlar tabii hangi köyden, yani 30 tane köyden, bırakın bir de Bergama köylerinden insan getiriyorlar buraya. Orada ortada kalınca bakmışlar açık olan MHP var, MHP'ye gitmişler. Ya demişler böyle böyle, biz burada kaldık vallahi, bizi CHP'den getirir buraya. Bizi lütfen bir Pınarköy'e kadar intikal edin demişler. MHP'li arkadaşlar da bunlara intikal etmişler, götürmüşler, Pınarköy'e bırakmışlar. Fakat ben her iki parti için aynı şey söylüyorum. Pardon, bu da keselim devam edersin. Canlı yayın mı yapıyorsunuz? Ne yapmıyorsunuz? Aman canlı yayın yapmıyor. Tabii canım. Ayrıca niye çekiyorsunuz arkadaşlar? Canlı yayın yapmıyor. Niye çekiyorsunuz yani? Deli değil mi? Zaten burada canlı yayın konuşuyor. Canlı yayın, bunları şey yapacağız, edite edeceğiz falan. Ne yapıyorsunuz? Buyurun devam edin. Evet. Şimdi bunlar Pınarköy'den Dikili'ye insan nakletmişler. Fakat insanları unutmuşlar. Dediğim gibi 30 köy, bırakın 40-50 köyden geliyor. Dikili'den, Kınık'tan geliyor, Altınman'dan geliyor. Bergama'dan geliyor, Ayağa'dan geliyor insanlar tabii. Bunlar şu anda orada işte bir insan seli yaratıp zaten Dikili'de hep bu çirkinlik yaptılar, ben size açık söyleyeyim. Bir siyasetin hep bu çirkinlikler yapılarak işte bu arkamda, şu arkamda yerik, arkasında bir gövde gösterisi güç tutarak insanları aha geliyor bu, biz bunun yanında olmasak bu bizi kesecek, asacak diye bir izlenim yaratıldı. Benim Dikili'deki siyasal yaşantımda hep bunu gördüm. Bu cidden çok yanlış bir şey. Hani sizin için söylediği bir cümle vardı, ona seçime bir iki gün kadar bir fatura keseceğim diye. Herkes bunu konuştu, etti. Siz bununla ilgili bir girişimde bulunmadınız mı, bir suç duyurusunda bulunmadınız mı? Bu faturanın ne olduğu konusunda bir tespitiniz var mı? Bu arada benim bilmiyorum, siz onu kendilerine sorun, demiş benim faturam. Şu ana kadar kesilen bir fatura yok. Kesse, kese, naylon fatura keser, ondan zaten mal müdürlüğüne takılır. Gereken yapılır burada mal müdürlüğüne. Yani bu naylon fatura kestiğinden dolayı ben bir şey demiyorum. Siz bir insana da ya hani bu İsmail Can Polat'a bir fatura kestiniz, nedir fatura diye sorarsınız. Ben geçen gün de söyledim, kimsenin bana fatura kesmek gibi bir şansı yok. Kimsenin haddine de değil. Bahs saatlerini düşünse kestirmem. Her iki partide dediğim gibi Murat Bey, burada etrafında bir gövde gösterisi yaparak, birisi siyasal devletin siyasi gücünü elde tutarak, diğerisi dediğim gibi belediyeni tutarak, MHP'de, AKP'de bunu yapıyor, ben size açık söyleyeyim. Onlar da yine işçileri arkasında tutarak burada bir gövde gösterisi yapıyorlar. Fakat bu öyle değil. Yani bu sadece topladıkları o biner kişiyle birer dışarıdan da yarısını getiriyorlar. Onlardan burada bu belediye alacağını onlar düşünüyorsa yanmıyorlardır. Bir insanla inşallah Demokratik Sol Parti burada belediye başkanlığını alacaktır. Ve herkesin de başını önüne eğecektir. Ben bunları buradan söylüyorum. Herkese böyle diyor. Bizim arkadaşlar amacımız kimsenin dalaşmak veya da kimsenin bu şey yapmak değil. Bizim amacımız Dikili'ye bir hizmet yapmak. Ben bir Dikili'yim. 34 yılda Dikili'de hikmet ediyorum. Fakat bakıyorum ki hep popülist politikalar uygulandı. Dikili'ye hiçbir şey yapılmadı. 34 yılda inan ki kalıcı bir tek çivi bile çakılmadı. Sadece bir zamanlar bir festivaller düzenleyerek onlar Dikili'ye bir
Türkiye çapında, dünya çapında bir tanıtıldı. O konuda tamam bir faydası oldu ikiye. Fakat o görsel olarak bir şey olmadı. Sadece insanların tanıma sayısından. Bir zamanlar evvelim Yüksel Hoca'nın buraya işte jeotermali getirmesi o dikilimiz için cidden bir atı oldu. Dikili halkı şu anda 1250-1300 abonesine bir ısınıyor. O da dikiliye bir yatırmış oldu. İkincisi de Perlon'dan tutun 27 evlere kadar oradaki o civarı çevre düzenlemesi yaparak orayı ıslah ederek dikiliye kazandırdı. O da cidden iyi oldu. Onun dışında emin olun dikiliye yapılan herhangi bir yatırım yok. Ne altyapımız yapıldı, ne otoparkımız yapıldı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Benim dediğim gibi Murat Bey, bizim amacımız biz dikinin sorunları biliyoruz. Bakın Çandarlı'dan, Deniz Köyü'nden, Berlin'den tutun ta Bahçeliköy'e, en uzak köylerimizden Çukuran'a ve Çağlan'a kadar, Kırıba'ya kadar tüm sorunlarımızı biliyorum. Hepsini emin olun, ben sadece bu seçim sürecinde değil. Ben çok gezim bir insanım, çok meraklı bir insanım. Aldırım eşimi yarım hafta sonu oldum ve hafta bir köy, iki köy gezerim ben. Oradaki sorunları görürüm. Çünkü benim mesleğim gereği de, ben baktığım zaman bir yerin mimarisini, bir yerin yolunun eksiğini, yediğini bilirim ben. Hep öyleyim çünkü benim mesleğim bir cevap. Ben iddia ediyorum, Demokratik Sol Parti, yani ben ve ekibim olarak bu işi layıkıyla yapacak ve dikili dikili edecek kişilerin bir tanesi benim. Dediğim gibi ben bu işi biliyorum, ekibim de bu işi biliyor. Biz bir ekibimizde bilindiği gibi ne yeğen var, ne akraba var, ne dost var, hiç kimse yok. Biz burada çoğumuz birbirimizi yeni tanıdık. Biz bu ekiple birlikte bu dikiliyi iyi yönetiriz. Bunda herkesin bilgisi olsun. Eksikliklerimize gelince arkadaşlar, her şeyimiz eksik. Bakın yani yapılan bir şeyimiz yok. Yapılması gerekenlerimizi ben söyleyeyim. Yapılması gereken birinci sorunlarımızda bir tanesi içme suyumuz. Rabbi. İçme suyumuz 34 yıl, 35 yıl önce bizim jandarmanın oradan gelen bir içme suyumuz vardı ve hiçbir kireç de yoktu o suyumuz. Bu tabi belediyenin değil, ben onun siyasal iktidarları ve oradan bir yol bulma bağlamında diye düşünüyorum. Bir müteahhite verilmişti Altınova'da. Ya kardeşim bizim ne işimiz var Altınova'da bir su getir 20 km'de. Yani bizim dikilimizde hiç mi su yok? Bakın Yusuf Hoca geldi 9 aylık bir belediye başkanı dönemi oldu. 9 aylık süreç içinde ne yaptı? Gitti bizim eski Esentepe'nin olduğu yerden, Uzunburun, tamam özür dilerim, eski Uzunburun köyünden kuyular vurarak bir su getirdi. Yani bizim dikili su yok mu? Ta 120 km'den su yok. Bu basit, çözülebilir bu. Hiç sıkıntı yok yani. Biz bunu çözeriz. Bunun hakkında gideriz. Otoparkımız yok. Otoparkımız pazar yerimiz var arkadaşlar. Pazar yerimiz hem otoparka ihtiyaç verir, hem de pazar yerine ihtiyaç verir. Hem giysi pazarına ihtiyaç verir. Burada yapıldığı zaman hem yer altında olabilir, bir iki kat yer üstünde olabilir. Hem pazar ihtiyacımızı, hem köylü pazarını orada toplarız, hem giysi pazarını orada toplarız. Ve tüm esnafları bir araya getirerek bunu burada sağlarız. Ve özellikle yaz aylarında da bu ihtiyacı gidermek adına Çandarlı çıkışında belediyemize ait Muharrem Yılmaz'ın benzin arkasında yerlerimiz var. Yazın da orada yazlıkçı arkadaşlarım geldiği sırada bir pazar yeri yaparak o ihtiyacımızı da orada gidereceğiz. Yani araçların şehir içinde otoparkını ihtiyacını orada gidermiş olacağız. Çünkü vatandaş gelip burada yer bulamıyor. Orada ya çok istediği gibi hem pazarını yapar hem de otopark serbest. Bu konuda da gerekli gereksinimler sağlanacaktır. Arkadaşlar kamyoncularımız Murat Bey geliyor. Şehir içinde işgal ediyor. Zaten küçük arabalar yok. Bir de büyük araba geliyor. 4 arabanın yerine götürüyor. Kapatıyor. Otobüs giriyor. Biz bunlara ben bakın o kamyoncularımıza, tırcılarımıza dışarıda yer tahsis edeceğiz. Liman için girmek zorunda. Liman için liman için gerekiyorsa girecek çıkacak Murat Bey. Park etmeyecek burada. Park konusunda. Yani depolama konusunda dışarı olacak, gelecek, çıkacak. Yani bugün Dikil'de misal olarak bilmiyorum kaç tane kamyon var. 200 tane kamyon varsa veya 300 tane kamyon varsa bugün bunların şehir içinde park etmesini düşün. Ha bir de girip çıkmasını düşün, bir de park etmesini. Yani liman için gelecek, girecek, yükünü boşaltıp gidecek. Tabii onlar için de bir ıslah planı düzenlemek lazım. Değişik alternatifler, değişik yollar tahsis edilerek limana şehir içinden girmeden onları intikal ettirme yollarına bakacağız. Tabii ki bunlar ciddi projeler. Görele gelmeden bunları böyle afaki konuşmak doğru değil.
görevi geldiğimizde onlar hepsini ayrısına teker teker alacağız. Ama nasıl ele alacağız? Ben daha önce de söyledim. Tüm dostlarımızı, dikili canlarımızı çağıracağım. Esnaflarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri çağıracağım. Arkadaşlar nereden başlayalım? En ileri eksiğimiz nedir? Oradan başlayarak bu sorunlarımız hepsini giderme noktasında dikilimize faydalanmaya çalışacağız. Bugün bir balıkçı barınağımız yok. Geçen sene bir sel rüzgar felaketi oldu. Deniz çalkantısından dolayı bir sürü balıkçı kardeşimizin kayıkları zararı gördü vesaire vesaire. Biz bu sorunumuzla acilen ele alıp da burada bir balıkçı barınağı yapmak, balıkçı barınağının yanında da yine tekrar bir marina yapılarak bir Çeşme gibi, bir diğer iller gibi, bir Bodrum gibi o balıkçı barınaklarına da ve sağlayarak, marinayı sağlayarak burada turizme amaçlı hem yaz hem kış turizme amaçlı dikilimize bir getiri elde etmiş olacağız. Arkadaşlar, hayvanlarımız var. Belki birisi bilmezsiniz, dikilde ufak tefek pazar hayvancılık yapan arkadaşlarımız var. Adam 20 tane koyunu var, 30 tane koyunu var. İşte ineği var, 20 tane, 30 tane. Bunlar böyle bu sanayinin arkasında toplanarak baktığın zaman hastanenin arkasına kadar böyle her tarafa parça parça yayılmışlar. Bu belediyeye ve hazineye ait olan tarım alanlarını kullanıyor tabii ki. Bu bir ihtiyaç yani, onlara oradan bizim kullanacak halimiz yok. Nedir? Benim projelerimden bir tanesi de o hayvanları çiftlik yapan arkadaşlarımızı bir araya toplayarak bir çatı altında toplayıp orada bir yer yapıp hatta onlara gerekirse bir beşiği, bir daha iyi hayatlarını idam etmeleri gibi tuvaletleri vesaire vesaire yaparak o hayvancı kardeşlerimize de hem dikilmiş için hem daha bir güzellik olmuş olur, bir çirkinliği ortadan kaldırmış oluruz. Yani şu anda derme çatma işte çalılardan, çırpılardan orada bir yaklaşma var. O da hoş bir dikilmiş için hoş bir görüntü değil. İkincisi, diğer bir konumuzda dikilimde bir mezbahanemiz yok. Evet. Biz bu hayvanlarımızı götürüyoruz. Bergama'da kesiyoruz. Tabii ne oluyor bu esnafımıza? Balıkesir'e bile gitti oluyor. Bu ne oluyor? Bizim burada esnafımıza bir vali küfür getiriyor ve bizleri de götürüyor. Çünkü o arkadaşlarımız oraya götürüp o nakliye ücretlerini tabii ki buraya yansıtmak zorunda herkese. O konuda bir gene getirmiş. Bir soğuk hava depomuz gene yok Murat Bey. Şimdi dikili aşağı yukarı balıkçılıkla, işte hayvancılıkla, tarımla uğraşan bir kentimiz. Bugün Karatağ tarafında olsun, mesela böyle Merdiven tarafında olsun, orada hayvancılık yapan, peynircilik yapan dostlarımız var. Bunlar tabii bu peynirleri bunlar soğuk hava deposu olarak getiriyorlar. Bergama'da muhafaza ediyorlar, veya başka yerine getiriyorlar. Orası da yetersiz geldiği zaman. Biz bunların da bu ihtiyaçlarını gidermek adına burada bir soğuk hava deposu yaparak bunlar da bu ihtiyaçlarını burada gidereceğiz. Bu konuda da köylülerimizin de bunu bilmesine fayda var. Diğer bir sorunumuz hem dikili içinde hem köylerimizin yolları gayet bozuk, ulaşılmaz bir durumda. Bu yolları şöyle Murat Bey yapmak cidden çok zor bir şey. Şimdi ben Bademli'ye geçen gittik, bakıyorsun 20 noktada bozuk yol var. 20 noktadaki o bozuk yol birer metre, ikişer metreden olsa, yani 1 metre olsa 20 metre, ya 100 metre olsun, 200 metre olsun. Çok zor bir şey değil. İki kamyon asfalt getirirsiniz, 4 tane eleman verirsiniz. Her gün bir köyün yoluna baksa 30 gün olur. Dönerek sürekli o yollara kontrol ederek bir ekip oluşturup, bir asfalt ekibi oluşturup o köylerimizin yollarını sürekli bakımını ben yapacağım, söz veriyorum bana. Hiç büyükşehri ben bırakmayacağım burada. Ha nedir? Büyükşehir yeniden bir yapılaşma yapar, sıfırdan bir yol yapar, tamam aminim. Onu yapsın. Fakat onun dışında bakım olarak ben hiçbir zaman büyükşehre ya gelin şu yolun bakımını yapın demem. İki kamyon asfalta bakar, çok fazla bir şey. 4 kamyon olsun. 4 tane de işçiye bakar. 10 tane de zifte bakar. Yani bunun için her şeyi büyükşehirden beklemenin gereği yok. Ya o onun işi yapsın diye bir şey yok. Onun işi fakat biz burada bu dikili halkına hizmet ediyoruz. Bu köylü bizim köyümüz, bu mahalleli bizim mahallemiz. Yani her şeyi niye biz onu bekliyoruz? Ben bunu emin olun hiç kimsenin tereddütü olmasın. Yollarımız gerek şehir içinde, şehir dışında her zaman düzenli olacak. Bak. Şehir içinde bakıyorum, 10 metre yol bozulmuş. Aylarca yapan yok ya. Yok.
O yol bakıyorsun 50 metre olmuş, 100 metre olmuş, sıradan boydan boya yol bozulmuş gitmiş. Ondan sonra gel işin içine çık. Kardeşim bu yol baştan 1 metre, 2 metre bozulurken niye bunun tamiratını yapıyorsunuz? Ben de anlamış değilim. Bunu da şehir içinde de ben aynı taş ekibi olarak hem yollarımızın düzgün olmasını sağlayacağım hem de dikilimize yeni bir istihdam sağlamış olacağım. Her ekipte 10 tane istihdam çalışırsa 20 kişi yapar, 20 kişiye de ekmek vermiş oluruz. Ayrıca bizim burada daha önce kendi parke taşlarımızı kendimiz asalım. Yıllar öncesinde arkadaşlarımız hep bilir. Nedense bu ortadan yok oldu gitti. Şimdi o bırakıldı o ekipmanımız orada. Bilmiyorum çürüdü mü, işlevde halden işliyor mu işlemi bilemiyorum. Neden yani bunlar bırakıldı kenara da şimdi taş satın alma yoluna gidiyor? Ya biz hem kendimiz üretelim taşımızı hem daha kaliteli üretelim. Elbette 5 torba çimento kullanıyorsa biz 7 torba kullanalım. Hem mukavemeti daha dayanıklı olsun. Hem de burada insanlarımıza istihdam sağlayalım. Ha maalesef kusura bakmasın kimse, ben açık söylüyorum. Niye dışarıdan alıyor? Çünkü birileri cebine bir rahat sağlamış oluyor. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Ben nereye gidiyorsam dışarıdan alıyorsam bunu. Burada kendim üretimim. Çünkü benim üretimim işçiye verdiğim belli, sigortası belli, kumu belli, çimentosu belli. Her şey ortada belli. Ha dışarıdan aldığım belli. Kaç paraya aldın? 18 milyon, 28 aldım. Hadi. Diğer bir konu Murat Bey, köylerde yaşayan yaşlarımız var, hastalarımız var. Bunları son belediye başkanımız Mustafa Bey tarafından bunlara yemek gereksinimleri karşılanıyordu. Bu tabii çok önemli bir şeydi. Son 350 kişiye daha, her son bir iki aydır verilemiyor yani maddi olarak da bunları. Diye duydum, ne kadar doğru bilemiyorum. Biz orada söz veriyorum, ben yine daha kapasiteyi arttırarak yani 350 ise daha 500 liraya ihtiyaca göre yani 300 ise 300 liraya söyler. Kimi ilahi 500 liraya da 300 verecek diye bir kaydı yok. İhtiyaç sahibi ne kadarsa onların o ihtiyaçları doğrultusunda o köylümüzün yine o eskiden olduğu gibi yemek yaşları günde iki sefer bilecek, karşılanacak. Ve diğer bir konuda o yaşlarımız haftada bir kez en azından dikili intikalleri sağlanacak. Çünkü onların da ihtiyaçları olur. Pazarına gelir, doktoruna gider vesaire vesaire. Onlar da onların intikalleri ve tekrar akşam türü gene kendi köylerine bırakılması konusunda gene bir planımız var. O konuda da bir bunları yapacağız. Diğer bir şeyimiz yüksekokul. Ben CHP yönetiminde olduğum dönemde, bundan 10 sene önce biz buraya bir yüksek okul gelmesi konusunda partili olarak, yönetim olarak belediye başkanlarına dedi ki buraya yüksek okul gelsin. İsim vermiyor şimdi. Sayın belediye başkanı dedi ki ya kardeşim ne yapacaksın yüksek okulu, milleti gelip çoluk çocuğunu buraya sokacaksınız dedi. Bırakın dikilimiz bakir kalsın. Böyle bir anlaşma olur mu Allah aşkına? Onlar kimin çocuğu? Ya memlekette Suriyeliler mi doldurur, Afganlar mı doldurur? Halim buradaki bizim ülkemizdeki vatandaşlarımıza ya sokmayın bunları buraya, bu öğrencileri, yabancıları bir işimiz var. Böyle bir anlayış olur mu? Ben sizin takdirinize bırakıyorum Allah aşkına. Yani bir öğrenciyi bir ilçeye, ya burada bir okul yap yani boş ver demek kadar bir aymazlık olur mu? Bu çok yanlış bir şey. Bir belediye başkanının bunu söylemesi çok bence fevkalade yanlış. İkinci bir konu, Çinliler gelmişti. Bir seracılık konusunda, çiçek seracılığı yapacaklar bu. Çok büyük bir firmaydı. Belediyeden bize yer tahsis edin dediler. Yani yer tahsis edin dedi bize bedava yeri vermiyor. Böyle yeri vereceksin, kiralı alacaksın vesaire verse. Veyahut da yap kardeşim 50 dönüm sırayı 10 dönümünü benim olsun. Yani bana çalışsın 5 dönüm. Yerse sen olsun şekilde. Biz onları da kurduk. Yine belediye başkanı kurduk. Ne işi var? Onların burada. Halbuki buraya bugün belki 1000 dönüm, belki 2000 bir çiçek sıracını kurulsaydı dışarıda ihraç olurdu. Ne olurdu? Burada buramıza bir katma değer sağlıyor. En azından buraya belki de 200-300 belki 1000 tane işçi çalışırdı. Yani Japon mühendisini getirdi buraya vesaire vesaire teknik adamını getirdi. İşçi de gidip ta Çin'den getirecek hali yoktu ya. Pardon Japonlar. Yani bunlara hep biz gel vurduk, hep gel vurduk, gelmesin. Ben yine şöyle söyleyeyim Murat Bey, ben eğer halbisa belediye başkanımız burada bir insan daha belediye başkanı olursa biz ekibimle birlikte bu belediye bünyesinde seracılık olur, çiçekçilik olur. Yani bunu geliştirerek
hem ikili bölgesinde hem belediye Çandarlı bu civarlara verilmiş olan gerekirse ihraç yönlendiririz. Bir hem belediyemize bir ekonomik katkı sunmuş olacak hem de istihdam sağlamış olacak. Bugün 7-8 işimiz varsa bunu 1'e çıkarız, 1-200'e çıkarız. Yani neden olmasın? Yani vatandaş başka bir yere yapıyorsa biz onları da engellemeyiz. Fakat biz gerek, çünkü bizim aramız çok katıyor. Bir de onun dışında emin olun en azından 3000 dönüm, 4000 dönüm ikili belediyesinin arizleri var. Çam fıstığımız var, zeytin var. Bunların hiçbir tanesi değerlendirilmiyor. Bugüne kadar hiç kimse tarafından değerlendirilmemiş. İşte bilmiyorum artık kimden kullanıyor, ben onları bilmiyorum. Şimdi yalan söylemiş oluyorum. Kim kullanıyor, ne diyor, kimin yaptığı belli. Neden biz onlara sahip çıkıyoruz? Neden onların bakımları yaparak, o zeytinleri, o fıstık çamlarını bakımları yaparak biz kendi ekonomimize katkı sunmuyoruz belediyemize? Maalesef sahipsiz bırakmışız gibi. Diğerisi bir kültür ve sanatsal olarak herhangi dikilde bir faaliyetimiz yok biliyorsunuz. Ne bir kültür evimiz var fakat çok cılız. Sinemamız yok vesaire vesaire. Yani bunlar da kültür bakımından, kültür amaçlı olsun, sinema olsun, gerilimde olsun. Bunlara da büyük bir atılım yaparak gençlerimizin dışarıya gitmeden burada her türlü gereksinimleri sadece şekilde büyük bir kültür ve bir kültür merkezi yapıyoruz. 41 kilometrelik sahilimiz var. Biz bu sahili değerlendiremiyoruz. Bugün deniz köyü doğa harikası bir yer. Fakat biz hiçbir şey yapmadık. Oraya ne yaptık? Betonlara bulduk. İkilimize çıkıyorsunuz. İşte çeşme var ileride. Çeşme biliyorsunuz. Badem yolu üzerinde. Biz orayı betonlaştırdık. Ta geliyorsunuz Altınova'dan. Oradan bakıyorsunuz. Her taraf dağ taş. O Maki ormanlarının içinde bir rezalet. Rezalet abdesi, ben onu diyorum, rezalet abdesi. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Siz o güzel ormanları talan edin, birilerine peşkeş çekin ve kendi ceplerinizi doldurun. O güzel arazileri, Maki ormanı yok edin. Bir tek, inanın ki şeyin içinde bir tek ağaç bulamazsınız. O 300 metrekarelik o binanın içinde, arsanın içinde bir tek ağaç bulamazsınız. Hepsini tıraşlandılar bir tek. Ben buraya yeni bir imar uygulaması getireceğim. Çok samimi söylüyorum. Bugün Dikili içindeki geçen gün bir arkadaşımız diyor ki, kendi yeri var diyor, kendisi iş yapıyor. Evet kardeşim, benim 430 metre yerim var. Benim için sorun değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Fakat şu gariban vatandaş ne olacak? Bunun iki nolu kültür varlıklarıyla görüşerek, tabiat ve kültür varlıklarıyla görüşerek bunun altyapısını oluşturup belediyemizin de buraya bir imar uygulaması yapılarak ne gerekiyorsa Dikili'nin çok katlı olmasın. Ben demiyorum 5 katlı. Zaten burada Dikili'de böyle deniz sayfiyesinin olduğu yerde de 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı binanın yapılması cidden hiç hoş değil. Emin olun ben yıllar önce burada belediye başkanı olsaydım, ben burada kesinlikle ve kesinlikle 2 katlı başka ben buraya izin vermezdim. Eğer hayırlısı da yeni imar durumlara, yeni imar alanları açarsak ben onlara da kesinlikle 2 katlı başka imar eser yapacağım. Bence kesinlikle. Aracım yok. Çok bir sürü aracımız var. Bir de o zaman Dikili'miz de daha değer kazanacak. Bugün Demet evlere bakıyorsunuz, kümesler yapmışız, 15 metrekare dübleks yapmışız, 15-30 metrekare. Ya olmaz olsun. Olmaz olsun, öyle yazdık olmaz olsun arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu? Yani bir şehrin güzelleşmesini istiyorsanız, güzel imar alanları, geniş yollar, otoparklar, yeşillikleri bırakacaksınız ki o ilçe ilçe olsun, o kent kent olsun. Biz kent değil, sadece insanların barınabileceği ne bileyim yani konutlar imar etmeye çalışıyor. Dikili böyle olmamalı. Dikili bir turizm cenneti olmalı. Yollarıyla, yeşiliyle, otoparklarıyla bir kültür ve turizm cenneti olmasını istiyorum. Sonra Çandarlı Kalemiz var. Bugün turizmi açamadık, hiçbir tarafa tanıtamadık. Dikili Kalemiz var. Haberiniz var mı Dikili Kalesi'ne? Ya bilmezsiniz. Çantı, ben de, inanın ben de 2 sene önce öğrendim olduğunda. 2 sene önce. Neredeymiş Dikili Kalesi? Murat Bey, Dikili Kalesi çatıda. Mustafa Bey'in çatısında şeye doğru dönerken Altınova'ya doğru dönerken benzinlik var. Benzinliğin arkasındaki o tepe. Hatta orası sittir bakın. O arazilerin yolun sağ tarafı komple sit orası. Ta nereye kadar? Orada bir benzin şey var, bir beton firması var. Evet.
Erdem'den şimdi isim değişti bilemiyorum. O yolun kesiştiği yola kadar orası komple sittir. Niye sittir? Çünkü orası yukarıda kale var. Kale var fakat kale yani yer toprağın altında kalmış, kalelikten çıkmış. Ya kardeşim çıkmışsa sen onu getireceksin, kültür ve tabiat varlıkları denetiminin altına onun kazısını yapacaksın, onu gün yüzüne çıkaracaksın. Ne olur o zaman? Buraya gelen turist buraya uğrar, Çandarlı'ya uğrar, Bergama'ya uğrar, döner gelir böyle bir üçgen içerisinde. Bizim de hiç olmasa ya dışarıdan ha dikildiğin de bir kalesi varmış. Var gerçekten fakat yok olmuş gitmiş. Toprağın altında kalmış. Yani bu açılabilir. Gelirdi abi belki kısa sürede olmaz. Belki 10 sene alır, 20 sene alır fakat olsun. Hiç önemli değil. İsterse 50 sene de olsa bence onun gün yüzüne çıkarıp da dikili turizmle kazanılması çok önemli. Karagöl, krater gölümüz var Nakli. Katran'ın tarafında, Merdiven tarafında. Ben eminim ona da çok önem veriyorum. Çünkü orada kış turizmde, hem yaz hem kış turizmde bırakılan biz. Oraya küçük küçük apart oteller yaparak dışarıdan gelen insanların orada hatta konaklanmasına bile öncülük edilebilir. Bu Merdiven'de ne olur, diğer alanlarda olur. Mesela orada Merdiven'de bir tane apart otel yapmışlar. Gidiyor adam hoşuna gidiyor oraya, deniz manzaraları, çarpıtı ta zirvede. Kalıyor orada, konaklıyor. Neden gidip de bir Karadağ'da, orada Karagöl'de insanlar konaklaması olarak senin adada, güzel adada, o göl manzarasında. Yani çok zor bir şey değil. 4-4,5 kilometre bir yol var. Bu yolu siz menfezleriyle, kanallarıyla, su giderlerini muntazam bir şekilde yaptığınız zaman o yol asfalt yaparsınız veya taş yaparsınız. İnanın ki bozulmaz. Ha biz nedir? Yol yapıyoruz, menfez bırakıyoruz. Yol yapıyoruz, su gider yapıyoruz. Su gider bulmadım ne olur? Yolu bir yerden aşındıracak. Yarıp götürecek. Gerekli yerlere istihdam toplanacaksın. Bunu sağlayıp da orada Karagöl'de turizm cenneti haline getirip hem orayı hem Bademli'yi hem Denizköy olsun. Bunlar bakir kalmış yerler. Benim dediğim gibi hem Denizköy'ü hem Bademli'yi ve Dikili'de de yeni yapılacak imar planlarında kesinlikle ve kesinlikle çok kat vermeyeceğim. Ve de küçük arsa da vermeyeceğim. Böyle artık 300 metre, 400 metre arsalar yok. Bir dönüm kardeşim. Arsanın işte bir tek dönüm yapacaksın. Yani metronom olmayacağım orada. Ha bir de onun dışında da adam 3 dönüm yer almış, yapabilir. Yapsın kardeşim bir tane böyle. 5 dönüm yer almış, içine konut yapacak, yapsın. İzin var ona. Fakat onun dışında imara dahil olan yerlerde eğer bir parselasyona gidildiği zaman kesinlikle bir dönümün altında ben imar izni vermeyeceğim. Kim nereye falan nesiniz? Vermeyeceğim. Çünkü kimseye rant sağlamak işimiz değil, bizim amacımız değil. Amacımız Dikili'yi Dikili yapmak, o Dikili'yi tüm Dikililere kazanmak. Bir kişiye değil, 10 kişiye değil. Siz oraya tutar 300 metre gazlar yapmış olursanız bir kişiye rant sağlamışsınız. Fakat bir dönüme yaparsanız o ne olur? Orada olan o güzellik Dikili'ye yansıyacaktır. Dikili'nin geleceği için bir artı olacaktır. Bir de diğer bir sorunumuz da Murat Bey kreş. Gerçi son zamanlarda bir tane yaptı herhalde belediye başkanımız. Hizmeti açtı mı açmadı mı tam bir bilgim yok. Açılmadı herhalde. Ben de öyle biliyorum da yine de şey konuşuyorum. İnşallah o açılır. Daha sonra farklı kreşler açılır. Bu 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklarımız öncelikle çalışıp da durumu olmayanlar. Yani çalışıyordur, ekonomik durumu zayıftır. Onlara öncelik vereceğiz. Gerekirse onlardan ücret almayacağız. Onun dışında da sadece oranın böyle döngüsünü sağlaması için yani fazla bir para almadan insanların burada çocuklarını götürüp o kreşte uygun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde alıp o günün işte belirli saatlerinde geçirmelerini sağlayacağız. Diğer bir konu hayvan barınağı. Bütünümüzde hayvan barınağı var fakat maalesef duyduğum kadarıyla pek işler açısın bu durumda. Ben en son bir 6 sene önce gitmiştim. Cidden pek hoş bir görüntü yoktu orada. Onu daha da böyle insanlar, o hayvanların orada yaşanması için, oradaki bakım yapan insanların da daha hijyenik koşullarda hayatlarını ilave etmeleri için ona gerekli olanakları sağlayacağız. Büyütülmesine katkı sunacağız. Ve hatta hayvan oteli dediğimiz, yani sizin bir hayvanınız var, köpeğiniz, kediniz var vesaire vesaire. Bir 10 günlük seyahate gideceksiniz, bunu yanına götürmeye imkanınız yok.
orada götürüp bırakarak bir şekilde onların orada kalmasına da olanak tanıyacağız. Bu tabii aynı şeyi Çandarlı'da, çünkü Çandarlı'da büyük bir eksiğimiz bu hayvanlarına. Buradakini daha iyileştireceğiz, orada da ayrıca bir aile hayvanlarına yaparak ve hayvan oteli yaparak oradaki hayvanlarımızın başıboş hayvanları toplayarak orada barındırmak, diğerisi de dediğim gibi otel şeklinde orada bu işleri halletmişiz. Benim tabii ki çok fazla da bir şey artık söylemek de çok şey arasında da çok fazla uzatmak istiyorum. Sözlerim şöyle sevgili Murat kardeşim. Şimdi biz DSP'li olarak, Demokratik Sol Parti ben de ekibim olarak cidden burada bu yönetime talibiz. Bunu dikillerin bilmesini istiyorum. Çeşitli söylemler. Kimisi ya yok bunlar işte CHP'ye birleşecek. Kimisi yok MHP'ye desteklenecek. İnanın ki ben İsmail Can Pınar'la daha önceki programını söylemiştim. Biz hiç kimseye koltuk değneği olmak için buraya gelmedik. Bakın biz belediye başkanlığını almak için, kazanmak için geldik. Cidden arkamızda çok ciddi bir güç var. Şimdi birileri işte arkasında işte o insan serini, araç serini toplayarak buradan iktidarı ele alacaklarını sanıyorlar. Fakat bence aldanıyorlar. O yalancı bir güç. Hemen dediğim gibi o bir sahte güç, bir taşıma suyla değirmen dönemeye geçiyor. O değirmenin suyu inşallah 31 Mart'ta o sandıkta kesilecek. Bizim lehimize dönecek. Bu sandıktan biz çıkacağız. Ben sevgili dikillerime, büyüklerime, küçüklerime şunu söylüyorum. Bakın oy verirken, o sandığa giderken lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. Dikiliyi kim daha iyi yönetebilir? 3 tane şu anda, 4 tane partimiz var. Şu 4 partiden daha iyi Dikili kim yönetir? O doğrultuda oy kullanmalarını istiyorum. Bir de bu arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Aralarında bazen bir sahte anketler yapıyorlar kendi kendilerine. Kimi gösteriyorlar? İki partiyi gösteriyorlar. Bu saygısızlıktan başka bir şey değil. Bunların, yani ne diyeyim, söyleyeceğim ama bir şey söylemek istemiyorum. Bir ifade kullanmak da istemiyorum. Bizi yok saymaları gerçekten çok çirkin şey. İki tarafı telefon açıyorlar. Kardeşim CHP'de Demokratik Sol Parti var diyor. Ya Parti şey var diyor, Sanat Partisi var diyor. Ya yok diyor, onlar diyor vazgeçti, girmeyecekler diyor. Böyle bir terbiyesizlik olur. Kardeşim Saadet Partisi de olsun, Demokratik Sol Parti olsun, kimsenin yok saymaya hakkı yok. Biz, yani biz böyle küçümsür olur. Ama sandıktan inşallah çıktığımız zaman onların başını eğecekleri, yere eğecekleri gün yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. 2 gün kaldı. Her insanın bir şansa ihtiyacı var. Ben sevgili dikili kardeşlerimizden Demokratik Sol Parti'ye bir şans vermeleri diyorum. Herkese saygı ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Ege'de sonses.com